Dostum, dostum. Bize de bir şeyler yazsana ha. Bana da bir şeyler yaz, aksakallıya da yaz. Yani dedesiz dizi olmaz, tamam mı? Bol bol dede yaz. Ben istemem öyle şeyler. Bulaştırmayın beni öyle işlere. Çaylar da geldi. Aa, Rus sakallı dedem, sen niye kalktın ya? Ben sonra da sana uyandığım vakit hazırlardım kahvaltı, ne olacak? Ona niye özel kahvaltı hazırlıyorsun? Ha, niye ona özel kahvaltı hazırlıyorsun? Biz de erkenden kalktık, o da kalksaydı. Nedeni şu, çünkü o sabahlara kadar çalışıp bir şeyler yazıp eve bir şeyler getirmeye çalışıyor. Ya sen ne yapıyorsun top sakallı dedim? Bana ne? Ben de özel kahvaltı istiyorum. Hem kahvaltıma yatağıma istiyorum ona göre. Ne bu şımarıklık? Niye şımarıyorsun sen? Sen yüzünü yıkadın bir kere, yıkamadın. Çapaklı çapaklı geldin, çöktün sofraya, sağa sola laf yetiştiriyorsun. Çabuk fırla bakayım. Yüzünü yıkamadan şey yok, sofra yok. Ama daha dün yıkadım. Gel. Bak hala söyleniyor. Yürü git bak. Mecnun. Mecnun kahvaltı hazır. Mecnun. Mecnun yok. Çıktı, sabah erkenden çıktı. Nereye gittik o? Daha önce 7. diye bir firmada çalışmışım. O da inşaat şirketi miydi? O daha çok otomotiv üzerineydi. Araba yapıyordunuz. Yani yapıyorduk demeyelim de araba parçaları gibi. Parça üretiyordunuz. Üretiyorduk demeyelim de yani lastik olur, yedek lastik olur, jant olur. Ha, lastik yapıyordunuz yani. Lastik yapıyorduk demeyelim de hava basmak olur, sökmek, takmak gibisine. Hadi git işine arkadaşım. Lastikçi ustasıyım demiyor da. Hani usta demeyelim de, ustalamada kalmıştı şunun şurasında bir hafta gibi bir zaman. Ya müdür bey, benim bu işe çok ihtiyacım var. Benim acilen bu işe girmem lazım. Neden? Çünkü benim kendimi ispatlamam lazım gerçekten. Hani diğerleri bir gün çalışıyorsa ben 2 gün çalışırım, 5 gün çalışırım, 10 gün çalışırım, gecemi gündüzüme katarım. Yemin ediyorum yani yapamayacağım hiçbir iş yok benim. Diğer insanlar gibi çalışmak istiyorum ben ve onlar gibi düzenimi kurmak istiyorum. Bu işin bana o anlamda çok katkısı olacağına inanıyorum. Eğer bana verirseniz pişman olmazsınız yemin ediyorum. Bir hafta sonra gel beni bir gör. Eğer bu işin ustası değilsem sen de gel suratıma tükür. Bir hafta içinde becerebilecek misin? Bir hafta nedir ya? Bir haftada ben neler yaparım biliyor musun sen? Ben 1 dakikada dünyanın düzenini değiştirmiş adamım. Hey yavrum hey. Oh, vallahi şahane kokuyor. Aşağıdaki pastane patlıcanlı poğaça çıkarmaya başlamış da ondan alayım dedim bugün. Çünkü her gün baymadım ya peynirli poğaça, peynirli poğaça. Yemin ediyorum ağzımız bir şenlensin bugün de bakalım. Ay nerede kaldı ki bu servis? Allah Allah, yemin ediyorum geç kalacağız ya. Yemin ediyorum geç kalacağız, işe geç kalacağız ya. Hep böyle midir bu? Sizin poğaça nelik ya canım? Kıymalı mı poğaça? Hayır arkadaşım, bu kadar insan bir tane adam mı bekliyoruz burada? Ne kadar büyük sorumsuzluk ya. Allah'ım neticem ağrıdı ya burada otur. Cık. Ayıp denen bir şey var ya. Kalk zamanında biz de yatmasını biliyoruz. Beni bırak gibi uyuyayım şimdi. Allah Allah be, bir tane adamın keyfinden duracağız burada. Yok ya. Hayır yani. Kimse bendine değil. Yuh. Kimse umurda değil ya. Alışmışlar da demek. Böyle mi uzamışlar demek ki? Bu ne dünyanın yanında? Hayır anlamadığım bir şey var şimdi. Aynı servisteyiz. Aynı işe gideceğiz. Aynı konumdayız da bu. Bu havan kime ya? Bu havan kime kafalar sallanıyor falan? Bu müzikleri kime dinliyorsun acaba sen? Takmış at takmış kulağına ya. Kulağında at var adamın ya. Ağzımın içinde yer yapayım mı sana güzel? Kabin yapayım ağzıma. Orada dinle müziğini. Kabin yapayım ağzımda. Adama bir bak ya. İt adam. Yanımda. Hii. Patlıcanlı poğaça mı olur? Allah kahretsin. Bütün tadım kaçtı. Bir nakete başladım arkadaşım.